Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Sürekli bizi takip eden abonelerimiz farkındaysa video sayımız doğal olarak azaldı. Bunun en önemli sebebi şu yaşadığımız olağan dışı günler. Bugünkü videoda sizlere COVID-19 ve akciğer tomografisi başlığı seçtim. Bununla ilgili paylaşmak istediğim düşüncelerim ve bilgilerim var. Bunları aktaracağım size. Bir kere bu COVID-19 bir virüs. Herkes bunu biliyor artık. Çok kolay bulaşıyor. Herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Yani COVID-19 olursam ben öleceğim falan diye düşünülüyor. Hayır, böyle bir şey yok. COVID-19 olan hasta grubunun %80'i bu hastalığı ayakta geçiriyor. Bunların bir kısmı hasta olduğunu bile farkında olmuyor. Ve genetik olarak farklılıklarımız var. Bazı kişiler COVID-19'da karşılaşsalar bile hiç hasta olmayabiliyorlar. Bunları önceden bilmenin ya da kestirmenin bir yolu yok. Burada kritik olan nokta şu: bu hastalığın bulguları ne? Bu hastalık bulguları bizde varsa ne yapmamız gerekiyor? Kime başvurmamız gerekiyor? Ve nasıl bir tavır alınması gerekiyor? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. En önemli nokta şu: COVID-19 tanısı alsanız bile özel, spesifik bir tedavi mevcut değil. Çoğunlukla ayakta geçiriyorsunuz ve herhangi bir tedavi almaya gerek kalmıyor. Şimdi efendim ne yapıyor bu COVID-19? Ani başlayan yüksek ateş, sık ve kuru öksürük, ilerlerse hastalık, yani kötüye giderse dispne dediğimiz nefes alma güçlüğü ve daha da ilerlerse yoğun bakım ihtiyacı, yoğun bakımda solunum desteği ihtiyacı oluyor. Yoğun bakımda solunum desteği ihtiyacı olmayan bütün hastalar evlerinde tedavi olabiliyorlar. Şimdi sizde bir takım şikayetler başladığında panik halinde hastaneye gidiyorsunuz. Hastanedeki acil servisteki hekim arkadaşlarım sizinle ilgileniyorlar. Herkese test yapılmıyor. Belli kurallar çerçevesinde test yapılıyor. Ama herkese tomografi isteniyor. Burada bir radyolog olarak bunun çok yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü aslında hiçbir şey değişmiyor. Yani tomografi çektik ve tomografide pozitif bulgular gördük. Tomografi çekmedik ama hastanın klinik şikayetleri var. Hepsinde yapılan şey aynı. Ve illa Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 tanısı doğrultusunda verdiği reçeteyi kullanma ihtiyacı çoğu hastada yok. Bunlara gerek de yok. Buradan şunu söylemek istiyorum tüm vatandaşlarımıza, takipçilerimize: COVID-19 olduğunu düşünüyorsanız evinizde izole kalmaya dikkat edin. En önemli nokta bu. Çünkü siz çok büyük ihtimalle bunu ayakta geçireceksiniz, iyileşeceksiniz. Herhangi bir ilaç desteğine ihtiyacınız olmayacak. Fakat başka insanlara bulaştırma ihtimaliniz var. COVID-19 olduğunuzu düşünüyorsunuz, korktunuz, panik yaptınız, hastaneye gittiniz. COVID-19 değilken COVID-19 kapma ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden hastaneye gitmek konusunda gerçekten çok düşünceli olmak lazım. Yani iyi düşünmek lazım bunu. Yaşlı hasta grubu için en önemli nokta, evin içindeki insanların da onlara dışarıdan COVID-19 getirebileceklerini unutmamak gerekiyor. Aynı ev içerisinde kalabalık bir grup olarak yaşıyorsak, yani 4 kişi, 5 kişi ve yaşlı hasta grubumuz ya da yandaş hastalığı olan hasta grubundan bir insan varsa evde, biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Evin içinde izolasyonuna dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamak lazım. Yani bunu Sayın Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun değerli hocalarımız herkes her fırsatta tüm medyada, sosyal medyada bunu dile getiriyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım. Yani teorik olarak size şöyle bir şey söyleyeyim mantıken. Bütün dünyadaki insanları bir ay süreyle evlerine kapatsak, koronavirüs dediğimiz virüs dünya üstünden kaybolacaktır. Ama bu tabii ki çok yapılabilecek bir şey değil ve yapılamıyor doğal olarak. Kolay bir şey değil çünkü. Devlet hastanesine ya da pandemi hastanelerine gittiniz, koronavirüs şüphesi var. Sizden test alınmasını talep ediyor olabilirsiniz. Çok önemli değil. Ben bunu belirtmek istiyorum. Yani sizden test alıp ve sende COVID-19 varmış demek bir şey değiştirmiyor. Ve inanın bana, hastanede karantina altına alınmak istemezsiniz. Hastanede yoğun bakıma yatmak istemezsiniz. Yoğun bakımları mutlaka ve mutlaka gerçekten buna ihtiyacı olan hasta grubuna ayrılması ve bu seçimin çok özenli yapılması gerekiyor. COVID-19 şüphesiyle hastanede yatmanın hiç kimseye bir faydası yok. Hastaya da bir faydası yok. Evde bu ayaktan geçirilebilen bir hastalık. Sizde gerçek anlamda bir nefes darlığı başlamadıkça hastaneye ihtiyacınız yok demektir. COVID-19 şüphesi duyuyorsunuz kendinizden ve hastaneye gitme ihtiyacınız var. Gidiyorsunuz, tomografi çekiliyor. Hemen hemen bütün hastalara tomografi çekiliyor. Ben bunu bir radyolog olarak çok yanlış buluyorum. Temin de söylemiştim. Çünkü yüzlerce tomografi yazıyoruz. Subklinik dediğimiz aslında çok ciddi şikayeti olmayan bir hasta grubu var ki çoğunluk böyle. Bunların tomografilerinde bulgular görebiliyoruz. Burada kimin ne yapacağı tam olarak belli değil. Yani buna ne yapacağız? Hastaneye mi yatıracağız? Yoğun bakıma mı alacağız? Tedavi mi uygulayacağız? Spesifik bir tedavisi yok. Özel bir ilacı yok. Ne yapılacak? Bunlar çok belli değil. Bu anlamda tomografi ünitelerinin de gerçekten ağır hasta, gerçekten yoğun bakımda olan ve tedavisini takip ettiğimiz hasta grubuna ayrılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii uzaktan konuşmak kolay. Ben 15 sene acil servis hekimliği yapmış bir radyoloji uzmanıyım. Acil servislerdeki yoğunluğu tahmin edebiliyorum. Oradaki meslektaşlarımın ne kadar zorda kaldığını bilebiliyorum. İnsanlarımızda
korku, çok şiddetli ve yüksek derecede bir korku var. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bir hekim olarak şunu size garanti edebilirim. Dünyanın sonu falan gelmedi. Korona geçip gidecek. Elbette bir sürü kaybımız olacak ve bunların çoğunluğu maalesef yaşlı ve yandaş hasta grubu. Bu kayıpları azaltmanın tek yolu mümkün olduğunca az hastaneye gitmek. Gerçekten hasta olunca hastaneye gitmek. Peki ne zaman ben gerçekten kötü olduğumu anlayacağım? Ben size şunu söyleyebilirim. Gerçekten kötü olduğunuzda bunu anlamama şansınız yok. O zaman 112'yi arayarak hastaneye transferinizi isteyebilirsiniz. O zaman oradaki hekim arkadaşlar hiçbir test yapmadan, yapmaya gerek görmeden sizi yoğun bakım olarak destek tedavinizi yapacaklardır. Kısadan ise akciğer tomografisi bir akciğer filmine göre yaklaşık 100 kat fazla radyasyon içeren bir tetkiktir. Belli yaş grubunda özellikle 40 yaş altında sadece ateşi var ve kuru öksürüğü var diye hastaya tomografi çekmek bence bir hekim olarak çok yanlış görüyorum. Çünkü her şeyin başı klinik bulgular, hastanın şikayetleri, hastalığın gidişatının seyridir. Bu ilaçları almak için doğru şekilde davranan Sağlık Bakanlığı tanı ya da BT tanısı istiyor ve ilaç o şekilde geliyor. Buna başka çare yok. Ama bu ilaçları almak zorunda olmadığınızı ben özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü hiç unutmayın, hafif ateş, kuru öksürük ayakta geçiriyorsunuz büyük ihtimalle. Yaşınız ileri ise, yandaş hastalıklarınız varsa o zaman evet ciddiye alıp daha yakından takip etmekte fayda var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen endişelerinizi bir kenara bırakın. Bugünler gelip geçecek. Tekrar eski yaşantımıza döneceğiz.